Evet, sahne öncesi. Bostancı'dayız. Bostancı'dayız. Uzun yıllar sonra, bayağı birkaç yıl oldu. Ben en son, yanlış söylemiyorsam, 2011'de çıktım Bostancı'da. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok güzel hazırlandık. Bu bir ekip işi. Çok büyük bir emek var. Gerçekten böyle ölü gibi danstan eve geldiğimi hatırlıyorum. Ama değdi mi değdi. Çünkü bu heyecanı hiçbir şey değişmem. İçerisi inanılmaz kalabalık. Onu da duydum. Beni daha da mutlu ediyor tabii ki de. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok heyecanlıyım ve sabırsızım sahneye çıkmaya. Yurt dışından galiba dansçılar gelmiş. Öyle evet. Duyduk. Kasım ayından beri hatta çalışıyoruz. Ya biz ben yurt, Kasım'daydı ben. Aynen öyle. Ben yurt dışında da çalışmalarıma devam ettim. Sonra tabii orkestramız burada olduğu için dansçıları buraya transfer ettik. Sonra burada da devam ettik çalışmalarımıza. Güzel bir ekip işi oldu. Dediğim gibi bu bir ekip işi. Dansçılar, orkestra, perde arkası çok büyük bir ekip var. O yüzden büyük bir iş bakalım. İnşallah seyircimiz beğenir şovumuzu. Bayağı da biz biraz önce gördük, sürpriz bekliyorlardı. Var mı sürprizler? Sürprizler, yani şovumuz sürpriz diyebilirim. Kıyafetler çok çok iddialı. Kıyafetler için çok çalıştık. Bakalım. Evet. Bayağı güzel bir heyecanlısınız. Bayağı heyecanlı. Güzel bir konser evet, olacak. Evet, aynen heyecanlı. Kasım ayında ertelenen konser için haberler çıktı biliyorsunuz. Evet, o haberlerde şöyle, biz bu konseri birkaç olaylardan dolayı ben ertelemek zorunda kaldım. Zaten her nedeni de açıklamak zorunda değiliz. Özel nedenler olabilir, her şey olabilir. Biz bu tarihi sanırım aylar önce erteledik. Ondan sonra bir gazete, kötü niyetli diyelim, o haberi aylar sonra Bostancı'dan işte konserden 1,5 ay önce falan çıkardılar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, ben her gün uyandığımda yani %80 çıkan haberlerle maalesef gülüyorum. Yapacak bir şey yok yani. Yazılıyor, çiziliyor yani. Yorum yapamayacağım. Yeni klibiniz hayırlı olsun diyelim. 2-3 günden 6 milyon evet. Açıklanma aldı. Evet. Neler hissettirdi size? Geri dönüşler nasıl oldu? Valla öncelikle Sıfır Tolerans'tan sonra çekilecek klip bence farkımız vardı. Çünkü farkımız var, çok tıklandı. Biz de buna değer vererek seyircimiz ne istiyor ona baktık. O yüzden farkımız var, klip çekmek istedik. Çok da güzel oldu. Çok bugüne kadar çekmediğim çok böyle salaş bir klip çekmek istedik Hülya ile. O yüzden metroyu düşündük. Zaten gece 12'den sabah 6'ya kadar izin vardı. O yüzden gece çektik. Çok salaş, çok böyle işte değişik gözlükler, çok değişik alışık olmadığım bir tarzda. Evet, aynen. Çok güzel bir kombinle cool bir klip çekmek istedik. Tam da istediğim gibi oldu. Sevenlerim de çok beğendi. Mutluyum. Fransa'dan da bir gündem olan fotoğraf yayınlandı. Haberler çıktı. Çok konuşuldu burada da. Hangi Hakan haber? Sabancı ile beraber. Hangi haber bu? Aa, bu haber. Bu haberle ilgili ilk defa bana bir soru geliyor. Görememiştik sizi. Evet, aynen, aklında kalmış. Aynen, son soru olsun. Vallahi arkadaşlar, ben kardeşlerimle tatile gittim. Tabii ki de benim de tanıdığım arkadaş grupları oluyor. Ve biz bir akşam mesela çok büyük bir gruptuk. Diğer akşam başka bir grup olduk. O yüzden eğlendik yani. Ama siz de tabii hadisenin yanında bir erkek durunca, bak biz seninle birlikte yemeğe gidelim mi? Bakalım neler yazacaklar. Gidelim istersen. Bunu burada söylemiş olmasaydınız belki de. Yani o yüzden alışım ben bu haberlere. Dediğim gibi bir şey olsa hayatımda zaten yanımda elini tutarak karşınıza çıkmak istediğim bir adam olursa çıkarım zaten. Bu kadar basit. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Şampiyonu şeker, şampiyonu şeker, şampiyonu, şampiyonu, şampiyonu. Şeker geliyor.
Şimdi